Uludağ'ın kuzey eteklerinde bulunan ve 7 kızık köylerinden biri olan Cumalı Kızık, vakıf köyü olarak 1300 yıllarında Oğuzların Kızık Boyu tarafından kurulmuştur. Bu 7 farklı köylerin isimleri de özelliklerine ve işlevlerine göre adlandırılmıştır. Dereye yakın olana Dere Kızık, fidye verene Fidye Kızık, değirmeni olana Değirmenli Kızık, hamamı olana Hamamlı Kızık, Kızık köylerinin toplanarak cuma namazı kılmak için gidilen köye de Cumalı Kızık Köyü denilmiştir. Cumalı Kızık Köyü Osmanlı döneminden günümüze kadar tarihi dokusunu ve kültürünü kaybetmeden ulaşan nadir köylerden biridir. Köy İyi korunmuşluğu ve Osmanlı'nın kuruluşundaki önemi sebebiyle 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmiş, başka bir deyişle tüm insanlık için önemli bir yer olarak kabul edilmiştir. Kınalı Kar dizisinin de burada çekilmesiyle Türkiye'de ün kazanmıştır. Misafir dediğin bilmediği yerde öylece bırakılır mı? Sen de tam cırcır olacak zamanı buldun yani. İyice tarif ettiydim ama. Daha olmadı, gidip bir bak gel abi. Koskoca öğretmen gelmiş. Karşılamak lazım gelir. Doğru dersin. Hadi Ali, yürü bulalım şu öğretmenini, hadi. Tamam. Bu hiç kimse bilim adamları geliyor, bu son noktayı bulamıyor. Çok eski köy. 700 yıllık diye en üstte kapılara yazdı. Ama duyum yazdı. Kökünü bilip de, temelliğinin noktasını bilip de yazmadılar. Senden benden duyduğumu yazıldı. Ama Bizanslardan Osmanlı'ya geçmiş. İşte Osmanlı'dan da böyle bizlere, yani dedelerden, nenelerden öyle kalmış. Cumalı Kızık Köyü'nün evleri, Osmanlı döneminden kalan taş ve kerpiçten yapılan iki ya da üç katlı olarak her sokağında rastladığımız büyük ve geniş evlere sahip. Bunun sebebi ise o dönemlerde ailelerin birlikte yaşaması, hamam kültürünün olması, yakacak odunların ve yiyeceklerin muhafaza edilmesi için büyük mahzenlere ihtiyaç duyulmasından dolayı o dönemlerde mimari yapıların büyük ve geniş yapılar olduğunu görüyoruz. En çok dikkat çeken detaylarından biri ana giriş kapılarında yer alan kapı kulpları ve tokmaklarıdır. Adeta bir sanat eseri olan kulp ve tokmaklar dövme demirden yapılmıştır. Köyün sokaklarına baktığımızda genel olarak dar ve taştan yapılmış. Çok büyük tuturuyorlar evleri, bak tutmuşlar. Hani burası bak iki ev. Arkada bu tarafın bahçesini görsen nasıl? Yıkım yıkım. İşte her şeye getirecek banyosu. Bak benim evden tünel vardı hamama. Kralı ne demiş burası? Bir tünelden gidip hamam yanıyormuş. Yansa biz de gideriz bak. Evlerde üşüyor. Ama yakan yok. Başka korkusu yok, yakan yok.
dünyanın en dar sokaklarından biri olan Cin Aralığı olarak adlandırılan sokak, Cumalı Kızı köyünde bulunuyor. Rivayete göre Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman askerleri köyden kaçarken bu daracık sokağa girmişler. Çıkmaz sokağın solunda kalan bu sokakta düşman askerlerinin bir anda ortadan kaybolması üzerine halk tarafından düşman askerlerini cinler kaçırdığı hikayesi uydurulmuş ve sokağın ismi Cin Aralığı olarak kalmış. Köyün her sokağı salkımlı, rengarenk taş ve kerpiçten yapılmış, demir tokmakları olan konaklar ile sokaklara park edilmiş traktörlerle dolu bir şekilde tarihe tanıklık ediyor. Gözümüze çarpan bir diğer olay ise köyün kanalizasyon sistemi. Cumalı Kızık köyünün hemen hemen her sokaklarından geçen su kanalları dikkatinizi çekebilir. Bu su kanallarının amacı köydeki evlerin giderlerini taşımak amacıyla yapılmıştır. Evvelki işte evler yapılırken önce onu düşünmüşler, yapmışlar. Kimse yapamaz. Belediye geldi ucundan baktı da kimse yapamaz. Çok uğraşılı bir kanalizasyon diye. Örttüler üstünü, işte böyle her evlerin önünden geçiyor. Bu koca altından böyle meyilli yapmışlar, duvar çekmişler, bu yanına da bu yanına da. Üstüne galık gibi kesme taşlarla kapatmışlar, kum atmışlar, üstüne kaldırım yapmışlar. İşte bak, yıllan yılı insanlar kalmıyor ama taşlar kalmış. Köy halkı burada geçimlerini sağlayabilmek için tarım ile uğraşıyor. Ekip biçtikleri mahsulleri köyün meydanındaki pazarlarda veya evlerinin önünde kurdukları tezgahlarda gelen ziyaretçilere satıyor. Ancak günümüzde bunun dışında yaptıkları el işlemeleri, hediyelik eşyalar ve ziyaretçilerin vakit geçirmesi için açılan kafeler ve kahvaltı yerlerinin çoğalmasıyla köyün ticarileştiğini görüyoruz. Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınından dolayı köye gelen ziyaretçi sayısı yok denecek kadar azaldı. Köyün meydanında bulunan pazarlar kapalı ve sokaklar bomboş. Bu durum köy halkını derinden etkiliyor. Yaşamını evvelden etrafta çok büyük böyle eski insanlar yaptıkları, diktikleri kestaneler varmış. Bu kestaneler buradan Ankara yoluna kadar hiç kimsenin yerine basmadan kendi yerinden gidecek bir insanlar varmış. Çok zengin insanlarmış. Ama şimdi tabii onlar bitti. Mallar, çoluk çocuk bölündü, etti. Fakirleştiler. Allah'tan şimdi işte hele benim gibi yaşlı bir insan. Anne görmedim, baba görmedim, okul görmedim. Kendi şeyinden, bilgimden bu yaşa kadar geldim, yaş 66.
İşte Allah bunları, böğün olmuyor, yarın oluyor, yarın olmaz. İşte bir buradan ekmeğimiz çıkıyor. Herkesin de öyle eğer aşağısı meydanı görmüşsündür. Herkes bölüm bölüm belediye küçük masalar verdi. Bu masalardan işte ekmeklerini bekliyorlar. Senin gibiler okuyor. Gelin olan oluyor. Fabrikalardan iş bulan gidiyor, işini görüyor. Akşamüstü yine geliyorlar, gidiyorlar falan filan. İşte öyle düştü burası. Yaşlılar ne varsa, yaşlılar 20 yaş altı, 65 yaş üstü. Bizden kafayı bozdu millet. Yalan mı? Biz zaten gezemiyoruz. Azıcık bir hava ayakları olan kendine göre şöyle bakkala gider, bir yere gider, hava alayım diye. Ona da yasakladılar. Bir şey demiyor. Kanun neyse o. Allah ne derse o. Önce Allah, sonra kanun. Ne yapalım?